Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz abi, merhaba. Abi selamlar, iyi yayınlar diyelim. İyi yayınlar, teşekkürler. Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmaları bugün başladı. Şu anda da oynanan süper bir maç var. Konya Karagümrük maçı 4-4 bitti. Şimdi devam ediyor hala. Sanırım gol oldu. Bu video hazırlığını yaparken söylemiştim. 5-4 devam ediyor. Ama biz Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Evet abi, Karagümrük Konya maçı normal süresi 4-4. Uzatmadan ilk yarısı bitti. Karagümrük 5-4 önde, inanılmaz bir maç. Ki fırtınalı bir havada yani böyle bir skor. Futbolcuları tebrik etmek lazım. İnşallah bu akşam Fenerbahçe-Kayseri maçı da gene İstanbul'da oynanacak. Aynı şekilde bir futbol bekliyoruz diyeyim ama bence boşa bekliyoruz. İnşallah keyifli olur diyelim. Abi 11'ler var. Ben kısaca bir 11'leri aktarayım, sonra senin maçla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Tamam abi. Kayseri Spor kalede Bilal, defansta Karol, Mert, Uğur, Onur hattıyla oynayacak. Orta sahada İbrahim, Abdülkadir, Parmak. Ön tarafta Bertolacci. Kanatlarda Mane ve Emrah Başsan. Forvet'te de Mustafa Pekdemek 11 ile sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ise kalede Berke, defanstan Nazım, Kim, Salahi, Ferdi. Orta sahanın gerisinde Crespo, orta ikili de Ozan ve Mert Hakan. Kanatlarda Bright Osayi, Samuel ve Valencia. Önde de Berisha 11 ile sahaya çıkıyor. İki takımın da bu maçı almak üzerine bir kadro çıkardığını söyleyebilirim ben şöyle baktığımda. Kesinlikle haklısın ama şöyle bir sıkıntı var Fenerbahçe açısından baktığımızda. İsmail Kartal anlaşılmaz bir şekilde Tisserant'ı stopere, Atilla Zalai'yi sol bekte denemiyor. Evet. Yani ısrarla hep bunun üstüne gidiyor. Geçen Başakşehir maçında da aynısını yapmıştı. Zalai, Kim Minje stoperde çiftti. Sol bekte yine Ferdi oynuyordu. Bu sefer Ferdi'den, ki Ferdi iyi oynuyor bu arada, ama senin burada Ferdi'den aldığın verim de düşüyor. Yani onu denemesi lazım diye düşünüyorum. Atilla Zalai Çaykur Rize maçında sol bek oynamıştı. 2 asist yapmıştı maçta. Evet abi. Şimdi şunu da söyleyelim. Fenerbahçe için hani kupanın ne kadar önemli olduğuna dair zaten konuşmamıza gerek yok. Ligdeki durum malum. Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka Türkiye Kupası'nı alması lazım. Çünkü Türkiye Kupası şu an Avrupa'ya giden en kısa yol. Evet. Hazır Galatasaray'ın, Başakşehir'in olmadığı bir Türkiye Kupası'nda Trabzon, Beşiktaş varken, Trabzon'a ağırlığını lige vermişken, senin için de, bu Fenerbahçe için söylüyorum bunu, Türkiye Kupası çok önemli. Bakalım akşam bizi iyi bir maç bekliyor. Çünkü Hikmet Karaman da biraz önce senin sosyallik videosunda söylediğin gibi her yere röportaj verdi şu maçla ilgili. Her yere verdi yani. Bütün kanallara, aynen, gazetelere, bütün basına röportaj verdi, almak istiyoruz diye. Tabii onun için şu an tam bir reklam zamanı. Hem bu hafta Fenerbahçe, şimdi hafta sonunda Galatasaray'la oynayacak İstanbul'da. Hı-hı. Bakalım, inşallah böyle sert bir maç bekliyorum. Böyle ben bol golde, şöyle zevkli, böyle zevkli anlamında söylemiyorum. Hı-hı. Ama sert bir maç bekliyorum abi. Abi Trabzon detayına ben de bir katkı yapmak istiyorum. Kadro açıklandı. Hani kamp kadrosu, maç kadrosu daha doğrusu. Neredeyse bütün 11'i oynatmıyor. Götürmüyor Denizli'ye. O yüzden Trabzonspor dediğin gibi çok da fazla önemsemiyor gibi görünüyor. Burada Fenerbahçe'nin net hedefi olması gerekiyor bu maç ve bu kupa. Kesinlikle. Anadolu takımları zaten hep bunu hedefler. Aslında Fenerbahçe'nin şu an daha çok asılması lazım bunu. Evet, evet. İnşallah keyifli bir maç olur. Herkese iyi seyirler dileyelim. Keyifli bir maç olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.